Herkese merhaba. Biraz katılım olduktan sonra hocamızı çağıracağım. Sesim geliyor mu? Evet, birazdan hocamızı davet edeceğim. Merhaba, merhaba. Sorunsuz bağlandık. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız Fatma Hanım? Hocam davetiniz teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir zevk her zaman. Paylaşımlarınızı sık görüyorum. Alanla o kadar ilgili ki pervik terapistim. Pervik tabanla o kadar ilgili ki sizin anlattıklarınız. Aslında hem kendim için hem hastalarım için istedim sizden böyle bir yayın. Çünkü biz de problem yaşıyoruz zaman zaman. Hastaları iyileştiriyoruz ama o orada kalmıyor. Onların problemlerini biz eve de taşıyoruz. Bizde de sıkıntılar, problemler oluyor. Pelvik taban problemlerin aslında çoğu stres kaynaklı. Biz onları değerlendirmeye aldıktan sonra çoğunun stres kaynaklı olduğunu görüyoruz. Aslında aslen şeye inmemiz gerekiyor. Köküne inmemiz gerekiyor. Bunun için de sizinle böyle bir yayın yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Eminim çok faydalı olacaktır. Hem kendi izleyiciler için. Önce bir kendinizi tanıtır mısınız hocam? Tabii ki. Ben aslında tıp doktoruyum. Farmakoloji uzmanıyım. Yani 35 yıl 6 ay gibi diyeyim. Meslek hayatımın herhalde 33 yılını farmakolojide geçirdim bu arada. Yaklaşık bir yıl önce geçtiğimiz yılın Şubat ayında emekli oldum. Yani aslında meslek hayatımın büyük bir kısmı akademik çalışmalar yaparak geçti. Farmakolojide eğitim, araştırma ve benzeri şeyler. Fakat son zamanlarda benim de böyle bir stres yönetimiyle ilgili sorunlarım olmaya başlamıştı ve ben çalışırken de bunun arayışlarına girmiştim. Bu arayışlarım beni Wellbeing'le tanıştırdı. Bu Wellbeing felsefesiyle tanıştırdı. Bu ilgimi çekti. Eğitimlerini aldım. İşte onun eğitimlerini alırken solunumun ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ardından biyointegratif nefes terapileriyle ilgili eğitimler aldım. Ve gerçekten Zaten hocam. Değil mi? efendim? Dönem birincisi olarak bitirmişsiniz yanlış bilmiyorsam. Evet, sağ olsunlar. Yani tabii ki bizler akademisyen olarak bu sınavlara, sistemlere çok alışkın olduğumuz için dolayısıyla öyle bir şey de oldu. Ama sonuç olarak çok dönüştürücü etkilerinden mutlu olduğum için ben bunu paylaşmaya karar verdim. Hani arzu edenlere eğitimini, danışmanlığı da veririm gibi. İşte yaklaşık bir 6-7 aydır zaten sosyal medyadayım. Çok da keyifli. Bu sayede çok güzel sizin gibi değerli arkadaşlarım, takipçilerim var. Paylaşımlarımız devam ediyor ve bilgiyi de aktarmaya devam ediyoruz. Zaten eğitim benim ana mesleğim de olduğu için akademisyen olarak çok keyif alıyorum bu işleri yapmaktan şu anda. Peki nedir hocam bu well-being dediğimiz şey nedir? Bize biraz açıklayabilir misiniz? Ya bu soruyu yanıtlamaktan çok büyük keyif alıyorum öncelikle. Evet. Şöyle, well-being İngilizce bir kelime. Yani niye bunun Türkçesini kullanmıyorsunuz da hani İngilizce bir kelime yanlış anlaşılmasın ama Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman well-being'i tam Türkçe karşılığını gösteren hani bir tek kelime değil, bileşik kelime de yok. Hani iyi olma hali diyoruz ama bu iyi olma hali well-being'de kastedilen şeyleri karşılamıyor aslında. Çünkü well-being, evet anlıyoruz yani bizim fiziksel, zihinsel, ruhsal bedenlerimizde iyilik hali tamam da ama bunun daha da ötesinde yani bizim işte günlük ilişkilerimiz,
içinde yaşadığımız toplumda mutlu olup olmadığımız, kendimizi güvende hissedip hissetmediğimiz, günlük aktivitelerimizden ne derece mutluyuz, tatmin oluyoruz. Hatta finansal anlamda bile hani güvende miyiz, değil miyiz? Bunların hepsi bu well-being olayının çerçevelerini oluşturuyor ve ben aslında şöyle diyorum, yani bu well-being olayı ya da well-being felsefesi bizim hem bedenlerimizde, yani fiziksel, zihinsel, ruhsal bedenlerimizde, hem de çevresel beden, yani çevremizde bir beden aslında, bu çevresel bedenlerimizde bir denge hali ve bu denge halinin sonucunda da ortaya çıkan mutluluk hali. Hani böyle tanımlıyorum. O nedenle hani bunu her defasında tanımlıyorum. Keşke buna uygun bir Türkçe karşılığı olsa, ama şu an için well-being demek yeterli. Bir de felsefe diyorum çünkü bu aslında derin bir bilgi bütünü. Bu felsefe dediğimiz şey bizim bir bilgi alanı, bir bilim dalının temelini oluşturan ilkeler bütünüdür. Burada da bir takım ilkelerden bahsediyoruz. Yani yaşam biçimlerini oluşturan ilkeler, kurallar. Dolayısıyla ben çok üstüne basa basa well-being felsefesi diyorum. Ve bu well-being felsefesine uygun yaşamak, ben de öğrendiğim andan itibaren bunu uyguluyorum ve uygulamaya da devam ediyorum. Gerçekten çok değerli bir felsefe. Bu sanırım Türkiye'de yeni yeni bilinmeye başlanan bir konu değil mi hocam? Yani yurt dışında vardı ama burada yeni yeni. Evet, evet. Yani özellikle zaten Amerika'da bu well-being felsefesinin temeli ayurvedik koruyucu tıp bilgilerine de dayanıyor aslında bir miktar. Ve biz, tabii ki ben bir ayurveda doktoru değilim. Zaten batı eğitimi, batı tıbbı eğitimi almış durumdayım. Ama onların o temel koruyucu felsefelerini şu anda biz bilimsel olarak da böyle tek 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 kanıtlamaya başladık. Yani zamanında böyle tukaka yaptığımız uygulamaları. Dolayısıyla birden bu batı tıbbının da gözleri açıldı. Yani buralarda bir şeyler oluyor gibi. Bunu ilk yakalayan tabii ki her zamanki gibi Amerika. Ve Amerika'da bu bütünsel sağlık yaklaşımının bir uzantısı olarak well-being felsefesi tanıtılmaya başlanıyor. Bizde de şu anda son yıllarda aslında batı tıbbı içerisinde de olsak bütünsel tıp uygulamaları giderek kabul görmeye başladı. Yani artık biz özellikle uzamış hastalıklarda, yani kronik hastalıklarda çözüm bulamadığımız için bunların olmadan önce önlenmesine yönelik o koruyucu hekimlik uygulamalarını bütünsel sağlık çatısı altında daha önemsemeye başladık, hani uygulamaya başladık. Dolayısıyla giderek de önemi artacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten çok değerli bilgiler barındırıyor çünkü. Instagram sayfanızda da çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz hocam. Takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki hocam, bu felsefeyle stres yönetimi arasında nasıl bir ilişki var? Biraz bize ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi aslında well-being felsefesinin temelinde, ya temel de demeyeyim ben ona, çekirdeği stres yönetimi. Zaten en başta da ben söyledim size. Hani kendi stresimi yönetemediğim için bir arayışa girdim. Yani ne yapabilirim, neyi eksik yapıyorum, hayatımda neler olması gerekiyor gibi. Ve bunlar beni well-being'e yöneltmişti. Gerçekten bu felsefede ben şöyle çok basite indirgeyerek şöyle diyorum. Temelde üç tane sistem üzerinde işleyen bir felsefe. Solunum sistemi, sindirim sistemi ve beynimiz, yani zihnimiz. Dolayısıyla burada bu üç sistemin sağlıklı çalışıyor olması ve birbirleriyle sağlıklı iletişimler içerisinde olması bizim zaten otomatikman stres yönetimini sağlıyor olmamız anlamına geliyor. Yani bu kurallara uyduğumuz zaman, işte solunum sistemini, sindirim sistemini, beynimizi dinlendirdiğimiz, sağlıklı hale getirdiğimizde biz toplumda stresini yönetebilen, stresini kontrol edebilen ve sağlıklı tabii ki bireyler olarak devam edebiliyoruz. O yüzden bu felsefenin merkezinde stres yönetimi yer alıyor. O nedenle de bu felsefeyi çok önemsiyorum aslında. Bize de gelen hastalarda hocam hep mesane problemi olan, işte bağırsak problem, özellikle bağırsak problemleri hep stres kaynaklı oluyor. Stres çok
Önemli. Yani stres mesela vücudumuza neler yapar diye şöyle bir bakarsak, çünkü önce ona bakmamız lazım. Yani niye stres bu kadar bizim baş derdimiz oldu? Onu söyleyeyim öncelikle dinleyenlerimiz için. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum. Biz burada psikolojik stresten daha çok bahsediyoruz. Çünkü bir de stresin fiziksel boyutu var. Yani bu fiziksel stres dediğimiz şey, ben şöyle tanımlıyorum onu. Hani vücudumuzun görünen o fiziksel bütünlüğünün bozulmasına yönelik olaylar. Mesela aşırı soğuk, aşırı sıcak, yani donma, yanma, efendim yaralanmamız veya bir yerimizde kırığın olması veya cerrahi operasyon geçirmemiz. Bunlar fiziksel stresler. Şimdi bu fiziksel stresler görünür sonuçlar yarattığı için biz bunların çözümünde çok daha başarılıyız. Neden? Çünkü görüyoruz, gördüğümüz olayı inceliyoruz, mekanizmasını araştırıp buluyoruz ve onu çözüyoruz. Ama psikolojik stres öyle değil. Şimdi psikolojik streste evet, beynimizde bir şeyler hissediyoruz. Yani ne oluyor? İşte kaygı hissediyoruz, endişe hissediyoruz, mutsuz oluyoruz, depresif oluyoruz. Bitkin oluyoruz, çökkün oluyoruz, tükenmişlik hissediyoruz falan. Ama bunlar hep sanki beynimizde olup bitiyormuş gibi hissediyoruz. Normalde onun bizim vücudumuza verdiği hasarı, zararı göremediğimiz için çok da fazla önemsemiyoruz. Halbuki uzamış streslerde, özellikle hani kronik stres dediğimiz durumlarda, ben bunu şeye benzetiyorum. Yani bence çok da yanlış değil. Sürekli uzamış stresle yaşayan bir birey bence içi giderek çürüyen bir ağaç gibi. Biz onun içini fark edemiyoruz, göremiyoruz aslında, ama o stres, o psikolojik stres inanılmaz bir hasar yaratıyor bizim bedenlerimizde. Ve aslında biz bunu bilirsek, ki giderek bunun farkına varmaya başladık, bu stresimizi yönetebilmeyi öğrenirsek o zaman işte o çürümeyi erkenden durdurabiliriz. Aksi takdirde önümüze çok değişik hastalıklarla çıkıyor. Yani önleyebilirsek derken, tabii ki bazıları şöyle, yani uzamış stres, mutsuz bir işimiz olabilir, kötü bir ilişkimiz olabilir, bizi tehdit eden bir ortamda yaşıyor olabiliriz, kendimizle ilgili algımızda sorunlar olabilir. Yani mümkünse tabii ki bunları fiziksel olarak çözmek de bu stres yönetiminin bir parçası. Ama bunları yapamıyorsak, o zaman bu koşullarda yaşarken onlarla ilgili kendi tepkimizi, kendi algımızı, kendi bedensel reaksiyonlarımızı değiştirmek de bizi korumak anlamında çok önemli. Dolayısıyla bu protokoller, yani bu felsefeye uygun yaşamak, en azından bunları sağlamakla bile bize bir yol, bir çözüm sunmuş oluyor aslında. Bunun Dolayısıyla siz... farkında olmayanlar da vardı. Çok sözünüzü kestim, özür dilerim. Buyurun. Ha? Lütfen. Ben söylerim yine. Yok yok, buyurun, dinliyorum. Bazıları stresli olduklarını da farkında olmuyorlar psikolojik olarak. Çok fazla stres altındalar ama farkındalıkları az. Evet, yani şimdi bu felsefede zaten farkındalığımızı kendimize yöneltmek ve bunun aracılığıyla da kendimizle ilgili kendimize geri bildirimlerde bulunmamız gerekiyor. Hatta tabii ki Ayurveda doktoru değilim, ama Ayurveda'da da kendi bedeninizin doktoru olmanız istenir. Yani kendi farkındalığınızla yaşamanız istenir. Bir şey yediniz, size dokunduğunu, sizi hasta ettiğini fark ettiyseniz onu yemeyin. Ya da bir ortam sizi çok mutlu etti, devam edin. Yani kendi mutluluğunuzu bu farkındalıkla devam ettirin. Size zarar veren şeylerden uzaklaşın. Sizi mutlu eden, huzurlu, sağlığınızı devam ettiren olaylara da daha büyük bir sevgiyle yaklaşın, onları hayatınızda barındırın derler. Dolayısıyla bu son derece önemli. Gerçekten insanlar dediğiniz gibi stresli olduğunun bile farkında değil ve bu hayatın ilerleyen süreci içerisinde, o çarkın içerisinde bir çaresizlik aslında bu. Yani o çaresizlik duygusu. Daha uzun sürüyor hocam. Yani bizde öyle. Siz de karşılaşmışsınızdır. Farkındalığı az olan hastaların iyileşmeleri de daha uzun sürüyor. Evet, kesinlikle doğrudur. Çünkü şimdi yani stres o kadar kötü bir şey ki, bu psikolojik stres de olsa
Beynimiz bunu adeta bizim karşımızda bir fiziksel stres varmış gibi algılıyor ve reaksiyonlarını ona göre kurgulamış. Yani evrimsel süreçte bir şeyle ilgili, yani akut da olsa kronik de olsa bize stresör diyoruz ya, hani böyle bu stres yaratan, işte bıkkınlık, tükenmişlik, kaygı hissini yaratan, bizi mutsuz eden bu koşullarda sempatik sistemimiz aktive oluyor mesela hemen. Yani sempatik sistem dediğimiz şey bizim otonom sistemimizin bir parçası. Bizim vücudumuzda otonom sistem dediğimiz, yani otonomik sistemleri kontrol eden, fonksiyonları kontrol eden iki tane sistemimiz var. Otonomik fonksiyon derken de siz tabii hepiniz fizyoterapist olarak çok iyi biliyorsunuzdur, ama takipçilerim arasında, daha doğrusu şu anda izleyenler arasında bilmeyenler olabilir. Yani bizim bilinçsiz olarak kontrol etmediğimiz, daha doğrusu kalbimiz atıyor mesela, değil mi? Soluk alıp veriyoruz. Gerçi soluğumuzu bir miktar kontrol edebiliyoruz. İşte midemiz çalışıyor, biz midemize çalış, besinleri sindir demiyoruz. Ya da bağırsaklarımıza hadi şimdi harekete geç falan demiyoruz. Onlar kendiliğinden işleyen sistemler. Bu otonom sistemleri yöneten işte bir sempatik sistemimiz var, bir de parasempatik sistemimiz var. Sempatik sistem ne yapıyorsa parasempatik sistem onun tam tersi etkiler yapar. Yani bizim vücudumuz da hep denge diyorum ya, aslında bizim organizmamız da inanılmaz bir denge üzerine kurulmuş. Yani bir tarafta bir şeyi yapan, öbür tarafta onun karşısındakini yapan. Ve bizim aslında sürekli olarak o sistemleri dengede tutmaya çalışmamız lazım. İşte bunu da yaşam biçimlerimizle yapabiliyoruz. Şimdi sempatik sistem aktive olduğu zaman ne oluyor stresle birlikte? Zaten biz gün içerisinde aktif bir sempatik sistemle yaşıyoruz. Çünkü günlük o aktiviteye, o harekete vesaireye direnmek için sempatik sistemimizin iş yapması lazım. Kan basıncımız artıyor, kalp hızımız artıyor, solunum hızımız artıyor, yüzeyelleşiyor solunumumuz. Yani ani streslerde de, uzamış streslerde de, işte mesela ani strese göz bebeklerimiz büyüyor, sindirim sistemimiz çalışmasını durduruyor, işte tüylerimiz diken diken oldu diyoruz, değil mi? Dilimiz damağımız kurudu diyoruz. Bunlar hep stres sırasında sempatik sistemin aniden aktive, daha da aktive olmasıyla karşı karşıya bırakıyor bizi. Ama o sırada aslında onun karşısında duran, yani kan basıncımızı düşürecek olan, kalp hızımızı düşürecek olan, sindirimi harekete geçirecek olan, bizi huzura, işte onar, dinlen, sindir, gevşe moduna sokacak olan parasempatik sistemimiz stresli olduğumuz zaman maalesef baskılanıyor. Yani sempatik sistem onun kafasına vuruyor, kendisi onun üzerine çıkıyor ve at koşturuyor vücudumuzda. Şimdi sadece sempatik sistem de değil, böbrek üstü bezlerimizden kortizol dediğimiz çok değerli bir hormon salgılanıyor. Kortizolü aslında artık hani çok fazla sosyal medyada dile getirildiği için aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Kortizol de çok değerli bir hormon. Şöyle değerli bir hormon. Biz kortizolümüz olmadan, yani normal kortizol seviyelerimiz olmadan günlük yaşama adapte olamayız. Bunu ben öğrencilerime de hep ders olarak bu endokrin sistemi, kortizolü vesaireyi anlatırdım, ilaç kısmını. Gerçekten, çünkü o da doğal olarak sabahları seviyesi yükselir kortizolün, akşamları düşer. Çünkü sabahları bizi günlük streslere hazırlar ve böylece biz günlük işte o metabolik aktiviteleri vesaireleri falan hepsini gayet güzel yaparız. Akşam da onun işi biter. Çünkü akşam bizim için önemli olan nedir? Dinlenmektir, onarmaktır, tamir etmektir, detoks mekanizmalarıdır. Hani kortizole çok fazla işimiz düşmez. O zaman gece işte melatonin, büyüme hormonu, prolaktin, onlara izin verir kortizol. Kendisi sahneden çekilir. Onlar çalışır. Buna biz sirkadiyen ritim diyoruz aslında. Bu felsefede sirkadiyen ritimlere uygun yaşamak da çok önemli. Çünkü bununla birlikte de biz aynı zamanda vücudumuzun bu stres yönetimini sağlamış oluyoruz. Şimdi çok bahsedilmez ama ben burada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu sirkadiyen ritim dediğimiz gece gündüz ritmi, yani bazı işlerin gece yapılması, bazı işlerin gündüz yapılması anlamında aslında bedenimize bir beklenti oluşturuyor ve ona uygun çalışma mekanizmaları devreye giriyor. Çok faydalı ve olması gereken bir sistem. Çünkü biz o sistemi bozarsak o beklentiler karışır. Yani siz işte
muhallebi yemeği bekliyorsunuz. O sırada sizin önünüze çok farklı bir şey geliyor. Şaşırıyorsunuz değil mi? Bedeniniz de şaşırıyor. Yani o sirkadyen ritimleri bozduğumuz zaman bedeniniz de şaşırır ve ne reaksiyon vereceğini şaşırır ve bizi de şaşırtır genel anlamda ve biz de kendimiz tepkilerimizde şaşırırız. Bu kortizolün ve bazı hormonlarımızın sadece sirkadyen değil bir de ultradiyen ritimleri var. Aslında böyle ritimler bizim organizma, canlı evrende çok önemli olaylar. Bu ultradiyen ritimden çok bahsedilmez aslında. Şöyle bir şey demek istiyorum. 24 saatin altında daha kısa aralıklarla gerçekleşen ritimlerden bahsediyoruz. Yani mesela şey dedim, kortizol sabahleyin yükseldi, gayet güzel işini yapıyor ve akşam da düştü dedim, değil mi? Şimdi şöyle bir şey çiziyoruz, yükseldi, düştü, böyle olmuyor aslında. Salgılanması şöyle oluyor kortizolün, atımlar şeklinde. Yükselip düşüyor, yükselip düşüyor, yükselip düşüyor. Buna ultradiyen ritim diyoruz. Her bir, bir buçuk saat içinde kortizol böyle artar azalır, artar azalır, artar azalır. Bu şekilde salgılanır. Bu niye böyle oluyor? Bu da çok araştırılmış ve üzerinde çalışılmış. Çünkü kortizolün bu şekilde nabız atımları gibi salgılanması bizim vücudumuzun strese vereceği reaksiyonları, tepkileri her an güncellemesi için çok önemli. Her an aktif pozisyonda ve kendini köreltmiyor. Çünkü kortizolün o atımları köreldiği zaman, sabit hale geçtiği zaman bizim beynimizde, bedenimizin de köreldiği gösterilmiş. Bunu niye anlattım? Çünkü kronik streste işte bu oluyor. Uzun süreli, uzamış stres yaşıyor isek, hatta bunun farkında da değilsek, hem o yüksek kortizol devam ediyor ve devam ettiği için de bir sürü yıkıcı işler de yapıyor vücudumuzda. Mesela kortizol kemikleri yıkar, kortizol kilo almamıza neden olur, kalp performansımızı bozar, bağışıklık sistemi hücrelerimizi bir süre baskılar, eritir. Bir süre sonra da işte bu ultradiyen ritim de bozulduğu için tamamen etkisine karşı vücut körelmeye başlar ve biz bu körelmeyi en çok bağışıklık sisteminde görürüz. Uzamış bir stres karşısında yüksek kortizol seviyeleri ve ultradiyen ritmin, yani bu atımların bozulmuş olması nedeniyle bizim kortizolümüzün bağışıklık sistemini kontrol edici etkisi maalesef körelir. Ve bağışıklık sistemimiz bizim vücudumuzun savunma sistemidir. Bağışıklık sistemimizin üzerindeki kontrol kalktığı zaman ne olur? Aynen savunma sistemdir. Hani kontrolsüz güç, güç değildir denir ya. Bu defa bağışıklık sistemi hücreleri saldıracak yer arar. Nereye saldırır? Bizim vücudumuza saldırmaya başlar. Sadece yabancı cisimlere değil, bizim masum hücrelerimize saldırmaya başlar. E ne olur? İşte bunun sonucunda bizim, yani düşük ölçekli kronik enflamasyon dediğimiz, fark etmiyoruz diyorum ya işte o içten içte çürümeyi, işte bu noktalara getirir bizi. Bu düşük ölçekli, sinsi sinsi bizim iç organlarımızda devam eden ve uzamış bir enflamasyon. Yani iltihap, mikropsuz iltihap dediğimiz şey enflamasyon. Ve bunun sonucunda ne olur? Yıllar sonra bir bakarız, işte biz kalp hastası olmuşuz. Bir bakarız, eklem hastası olmuşuz. Bir bakarız, mesane sorunlarımız var. Bağırsak sorunlarımız var. İritabl bağırsak sendromu. Aynen, hassas bağırsak sendromu olmuşuz. Hala bunların sebebinin ne olduğu hala belirlenemedi. Hala bilinmiyor. İşte bu sempatik sistemin aşırı aktive olması, kortizolün bu şekilde çalışıyor, çalışmıyor olması ve kanserlerin bile bazılarında bu uzamış stresin neden olduğu düşük ölçekli kronik enflamasyonun yattığı söyleniyor. Cildimizde döküntüler olabiliyor, bunamalar olabiliyor, Parkinson olabiliyor. Yani bizim şu anda kronik hastalıklar dediğimiz, çözümünü bulamadığımız, hala çırpındığımız birçok hastalığın kökeninde, aslında zemininde kontrol edilememiş, uzun süredir devam eden bu stres koşulları var. Ve bu stresi biz yönetemediğimiz için de sizin de çok güzel söylediğiniz gibi, hatta farkına bile varmadığımız için bu vücudumuzu içten içe maalesef kemiriyor ve bizi sonunda bir hastalık. İşte bu nedenle aslında stresimizi yönetmek ve onu kontrol etmek gerçekten çok büyük
önem taşıyor Fatma Hanım. Ha, ne kadar korkuyor. Yani. Hocam yani stresin başrolde olması. Biz okul okurken bize hastalıklar anlatıldığı zaman her hastalıkta bir stres maddesi de olurdu. Her hastalıkta ama. Ben de şey yapardım yani her hastalıkta da stres mi olur? Onlar işte bazen şey yapardım böyle dalga geçerdim. Yazacak bir şey bulamadılar herhalde bunu yazıyorlar falan o kadar. Çünkü her hastalıkta stres yazılıyordu. Her hastalıkta illa bir madde stres yazılıyordu. Ama şimdi bu özellikle pelvik tabana şey yapıldıktan sonra atıldıktan sonra bu hastalarımı gördükten sonra aslında başrolün stres olduğunu görüyorum. Pelvik taban bozukluklarında da otonomik disfonksiyon var yine. Aynı şekilde otonomik disfonksiyon dediğimiz şey sempatik sistemin aşırı aktive olması ve parasempatik sistemin baskılanması. Yani buradan parasempatik sisteme geleyim. Aslında gerçekten bu stresimizi kontrol edelim, nasıl kontrol edelim, bunu nasıl yönetelim dendiği zaman da bunun oldukça analitik çözümleri var. Yani biz zaten analitik düşünen bireyleriz. Burada ne olduğunu biliyoruz. Mesela sempatik sistem aşırı aktive, kortizol aşırı salgılandı, bir süre sonra etkisiz kaldı. Ve parasempatik sistemimiz, o bizim masum, güzel, mutluluk sistemimiz baskılandı. Ne yapacağız? Aslında yapacağımız tek iş parasempatik sistemi güçlendirmek. Yani bütün aktivitelerimiz aslında en temeline indiğimiz zaman parasempatik sistemi yani vagusu. Vagus diye daha iyi tanınıyor aslında. Çünkü vagus siniri parasempatik sistemin çok önemli bir siniri. 10. kafa çifti olarak böyle işte beynimizden kafamızı terk eder. Ve vagus gezenti demek aslında gezenti sinir anlamına geliyor. Ve o vagus sinirimiz bizim artık hem yüzümüze hem boynumuza işte soluk borumuza vesaire yemek borumuzun etrafından midemize diyaframın içinden geçer bağırsaklarımıza, kalbimize, vücudumuzdaki hemen her yere liflerini dağıtır ve çalışmayı kontrol eder. Yeter ki biz onu aktive edelim, vagusumuzu mutlu edelim. O zaman stresimizi kontrol etmekle ilgili hiçbir sıkıntımız kalmaz aslında. Çünkü biz parasempatik sistemi güçlendirdiğimiz zaman sempatik sistemi ister istemez sessizleştirmiş olacağız. Ve zaten onu yaptığımız zaman sevgili kortizolümüz de olması gereken seviyelere inecek. Ve biz tam olarak dengeye gelmiş ve böylece stresimizi kontrol etmiş olarak yaşayabileceğiz. Dolayısıyla aslında burada işte bizim sevgili parasempatik sistemimizi aktive etmemiz çok önemli. İşte o pelvik taban sağlığında da, mesane sorunlarında da, sindirim bağırsak sorunlarında da bunların hepsinde eminim bu hastalarda sempatik sistem çok aşırı aktif olduğu için parasempatik sistem bir türlü işini yapamıyor ve bu sorunlar bir türlü çözülemeyen sorunlar olarak sizin de karşınıza geliyor. O nedenle biz gün içerisinde aslında çok çeşitli yolları var bunların. Bu aktiviteleri yaparak parasempatik sistemimizi güçlü hale getirebiliriz. Anlatayım mı onları da? Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben ne soracağım? Bence sadece biz dinleyelim. Yani sadece sağlıkçı olmayan arkadaşlarımız, diğer izleyicilerimiz de çok güzel anlıyordur sizi. Yani çok net anlaşılır anlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz sadece sizi dinleyelim bence hocam. Aa, çok teşekkür ederim. O zaman şöyle anlatayım. Şimdi bu parasempatik sistem benim çok sevdiğim bir sistem. Çünkü farmakolojide de ben bu kolinerjik sistem de denir ona aynı zamanda. Asetilkolin iletim molekülü olduğu için benim araştırmalarım hep bu sistemin üzerinden geçti. Yani bunu aktive eden ilaçlarla vesaireyle. O yüzden ama ben vagusun bu güzel yönünü bu well-being felsefesiyle tanıştığım zaman daha fazla öğrendim ve o yüzden çok önemsiyorum aslında. Şimdi bu vagusu aktive etmenin ya da parasempatik sistemi aktive etmenin birçok yolu var ve yaptığınız birçok şey de bunu aktive etmek üzere planlanmış durumda. Şimdi sabah kalkarken başlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi sabah kalktık, uyandık. İlk işimiz lavaboya gitmek değil mi? İşte genel boşaltım falan. Ondan sonra yani şey vardır well-being felsefesinde bir takım günlük rutinler. İşte dil üstü temizliği yapmak, ağzımızda yağ çalkalamak, ondan sonra dişlerimizi fırçalamak, temizlemek. İşte o en son diş fırçalama olayında
şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. O diş fırçasını dil köküne doğru biraz ilerleterek öğürme refleksini tetiklemek. Yani şöyle birkaç kere itip şeklinde, hani bazıları kaldıramaz onu ama. Amacımız uyarmak mı? Evet, vagusu uyarmak. O öğürme refleksiyle birlikte aslında hem diyaframı kasmış oluyoruz, bir gastrointestinal sistemi de harekete geçiriyoruz. Boyun kaslarımızda bu ses tellerimiz üzerinden vagusu bu şekilde uyarmış oluyoruz. Onun dışında yüzümüzü yıkarken sabah kalktığımız zaman şöyle bir normal suyla değil de, mesela ben eskiden ılık suyla hep ya da sıcak suyla yüzümü yıkardım. Şu anda direkt soğuk su, yani hatta 10-14 derece olursa daha da iyi. Böyle yüzünüze büyük soğuk suyu şey yapıyorsunuz, çarpıyorsunuz. Ya da duşa girdiniz ya da değil ve yani duşa girdiniz. Duşta bunu yapamıyorum yalnız. Son 5-10 saniyesini 10-14 derecelik soğuk suyla almanız. Onu alıp öyle çıkmanız. Bu soğuk uygulaması dalma refleksinden geliyor aslında. Yani böyle suya kendinizi aniden attığınız zaman, ya da suya atmasanız bile, hani bir leğenin içerisine soğuk su doldurulmuş bir, geçen gün bir arkadaşımın bir postu vardı, minik bir videosu, karlara suratını böyle daldırdı ve çıkardı aslında o soğuk uygulamayı yapmak üzere. Tipik bir vagus uyarı reaksiyonu. Çünkü o Bilmiyorum. soğuğa maruz kaldığınız zaman vücudumuzun ilk reaksiyonu sempatik sistemi aktive etmektir. Yani böyle kan basıncınız aniden artar, kalp atışınız artar, ama ona karşılık vücut birdenbire parasempatik sistemi devreye sokar. Yani vagusu aktifleştirir otomatikman ve kalp hızınız yavaşlar, sakinler. O yüzden o soğuk uygulaması vagusu uyarmak ve kalp hızınızı yavaşlatmak anlamında çok değerli uygulamalar. Onun dışında solunum uygulamaları var. Zaten solunum bu well-being felsefesinin de temelinde yatan bir rutin diyelim. Çünkü doğru solunum yapmak, ki ben doğru solunumu her şekilde tekrar etmeyi çok seviyorum. Çünkü çok ihtiyaç var buna. Doğru solunum derken burundan alıp verdiğimiz solunum, yani nefesimizi burnumuzdan alıp veriyoruz. Yavaş yapıyoruz. Yavaş yapıyoruz derken hani sessiz değil, hızımızı yavaşlatıyoruz. Tabii sessiz de olursak çok güzel olur. Ve diyaframımızı etkin kullandığımız, yani diyafram bizim, siz çok iyi biliyorsunuz fizyoterapistler olarak, çok önemli bir kasımız ve solunum kasımız. Normalde zaten o olmazsa biz soluk alıp veremeyiz, ama diyaframı etkin kullanmak demek, özellikle akciğerlerin alt loblarını da çok güçlü olarak devreye sokarak, işte o karın hareketlerini, yanal arka hareketlerini de gözlemleyerek diyaframı kullanmak demek. Şimdi bu diyaframı etkin kullanmak başlı başına vagusu uyarıyor zaten. Çünkü vagus siniri o yemek borusunun iki tarafından diyaframın içinden geçer ve midenin altından iç organlara, bağırsaklara dağılır. Ve bazı lifleri de vagusun yine diyaframın o iç kısmında beyaz tendon bağ dokusundan oluşan bir kısmı vardır. Oralara verir. Biz şimdi diyaframı etkin olarak kullandığımız zaman o mekanik olarak vagusu çalıştırmış oluyor. Ve dolayısıyla biz hem oksijenasyonumuzu artırıyoruz, güzel bir iş yapıyoruz, hem de vagusumuzu çalıştırmış oluyoruz. Bir kere doğru solunumu yaparak bile biz vagusumuzu, parasempatik sistemi etkin hale getiriyoruz. Onun dışında solunum hızını yavaşlatmak, ben postlarımda bunu çok önemsediğim için sık sık paylaşıyorum. Burundan yapılan yavaş solunum bizim sevgili Ömer Önder hocam, sizin de fizik tedaviden çok değerli. O şöyle diyor, onun da söylediği daha doğrusu, beyin sapında Prebötzinger kompleksi dediğimiz bir yapı var. Ve burada 200-300 hücreden oluşan bir kompleks. Ve o kompleksin tek işi bizim solunum hızımızı gözlemlemek. Solunumu nasıl gidiyor? Hızlı mı, yavaş mı? Eğer bir şekilde solunumumuz hızlanırsa, yani biz farkında değiliz o sırada, hızlandı, İşte o zaman o hücreler aktifleşiyor. Hemen diyor ki üst beyin bölgelerine, ya bu beden bir tehditle karşı karşıya sanıyorum, solunumu hızlandı bu bireyin. Ve üst merkezler birden stres reaksiyonlarını devreye sokuyor. İşte kalp hızımız artıyor, kan basıncımız artıyor falan. Halbuki o sırada biz bunu... Buyurun.
Şu an tetikte oluyor değil mi vücut? Aynen. Birdenbire yani bir şeye geçiyor, savunmaya geçiyoruz yani. Savaş moduna giriyoruz. Çünkü stres reaksiyonu bizi savaş moduna sokan bir reaksiyon. Halbuki biz bunu fark edip de solunum hızımızı yavaşlatırsak, sakinleşirsek sadece onu yapmak bile o hücrelere giden bu sinyalleri geri çeviriyor ve aa yok beden güvendeymiş, sakinmiş mesajıyla biz tekrar sakin o dingin modumuza geri dönebiliyoruz. Sadece solunumuzu yavaşlatmakla. Hatta geçen gün paylaştım bu yavaş hızda burundan yapılan solunumla bizim burnumuzdaki koku siniri lifleri uyarılıyor ve bizim hipokampusumuz işte ana hafıza bölgesi önce o ondan sonra talamus işte bizim duygusal beynimiz üst merkezler hepsinde genel salınım aktivitesi artıyor ve bir senkron dalga oluşuyor. Bu da bizim işte hem hafızamızın güçlenmesi hem genel sakin stressiz kalmamız için çok değerli bir iş yapmış oluyoruz. Dolayısıyla solunum hızımızı ne kadar yavaşlatalım diye bir soru geliyor her zaman. İdeal olarak dakikada 5,5-6 solunum çok güzel bir solunum. Bunu Hem yarattığı frekans anlamında yani, sesiniz nasıl? kesiliyor ama benden kaynaklı oluyor. Bir donma Evet gerçekleşti. ben de bir şey görüyorum ama Geldi mi hocam? evet, ben sizi görüyorum. Tamam, donmadı şimdi. Bizi duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bizi duyuyor musunuz? Yani bence şu anda herhangi bir donma yok. Tamam hocam. Ses kesiliyor demiş arkadaşımız. Ses kesiliyor. Ama şu anda şimdi iyi. Şimdi iyi. Güzel. Aslında Tamam. biz doğarken de yani bebeklerin solunumu, onların da hani burundan diyaframla şey yapıyor, diyafram solunumu. Yani ne oluyor da biz sonradan bunu değiştiriyoruz? Burun. Strese girdiğimiz için. Aslında Sonra şöyle bu sanıyorum ağız solunumuna biz birkaç yüzyıl önce geçmişiz. Yani o zamana kadar sanıyorum 1600'lü yıllara kadar burun solunumu yapılıyormuş ama ondan sonra ağızdan da soluk alıp vermeye başlamışız. Soluk hızımız da aslında 1900'lü yılların başında yani bu 6'ya 7'ye yakınken bu geçtiğimiz yüzyılda da şu anda biliyorsunuz ortalama 12, 15, bazılarının 20, 25 bile oluyor dakika solunum hızı. Çok hızlanmış. Bu niye? Stresle, bu psikolojik stresle yaşamaya başladığımız için ve stresimizi kontrol edemediğimiz için. Yani hayat çok hızlandı ve buna adapte olmakta zorlanıyoruz. Öyle olunca bizim bedenlerimiz adapte olmak üzere kendi kendine böyle çarpık reaksiyonlar geliştiriyor bence. Bizim bunu fark edip ona uygun önlemlerimizi almamız ve işte yavaşlatmamız gerekiyorsa bizim bunu artık bilinçli olarak yapmamız lazım. Çünkü aksi takdirde bedenimiz bu stres sinyalleri yüzünden sürekli bize zarar veren bu davranış kalıplarını benimsemiş durumda. Biz hep bu stres yönetimi derken eskiden zaten varoluşumuzun bir gereği olarak yaptığımız şeyleri şu anda bilinçli olarak yapmamız ve kazanmamız lazım. Şunu da söyleyeyim, bu solunumu yavaşlatmak ve gün içerisinde de nefes alıp verirken hep şöyle deriz. Solunumu yavaşlatmak bir parametre. Bunu nasıl yapacağız? Mesela en basiti 5 sayıp alıp 5 sayıp vermektir. Ben sabahları ilk iş bunu yaparım. Ve Şimdi hocam merak. nasıl? Bir uygulama yapabilir miyiz? Siz bana söyleyin, ben yapayım. Ekran başında olanlar da yapsın. Sizin sesinizle Tamam. beraber. Ben hazırım. Siz Olur. söyleyin. Onlar da öğrensin. Gün içinde ne kadar yapmamız lazım? Ne zamanları ayıralım? Şimdi gün içinde bu 5 sayıp alıp 5 sayıp verme olayını arzu ederseniz diyaframı etkin kullanarak da yapabilirsiniz. Bu diyafram egzersizleriyle birlikte ya da onu devreye sokmadan da yapabilirsiniz. 5 dakika boyunca aslında 30 sayıp 5 dakikaya denk geliyor. Çünkü 6 defa 5 sayıp alıp 5 sayıp verdiğinizde 1 dakika olur. Ve bu 5 dakikalık egzersizi
Sabah, öğlen, akşam, yani minimum 15 dakika günde yapmanız lazım. Ama onun dışında da gün içinde canınız isterse, yani ben mutfakta bulaşık makinesinde bir şeyler koyarken, daha doğrusu o omurga sağlığıma yanlış oldu da, yani şeyde yemek yaparken falan da ben diyaframı çalıştırırken bu solunum egzersizlerini yapabiliyorum mesela. Şimdi 6 defa yapalım mesela 1 dakikalık bir solunum egzersizi. Ne yapıyoruz? Omurgamız Mesi olması normal değil mi hocam? Bazen biz hastalarımızda görüyoruz onu. Bir baş dönmesi yaşıyorlar. Ha şimdi şöyle şunu söyleyeyim. İlk etapta 5 sayıp almak, 5 sayıp vermek zor olabilir. Baş dönmesi yaşamalarının nedeni muhtemelen çok derin soluklar alıp veriyor olabilirler. Çünkü çok hızlı ve derin nefes alıp verdiğiniz zaman hiperventilasyon dediğimiz bir olay oluyor. Ve hiperventilasyon bizim istemediğimiz bir şey. Çünkü burada hem oksijenasyon azaldığı gibi karbondioksit kaybı ve onun basıncında da değişiklikler oluyor. Ve beynimiz bir süre sonra oksijensiz kalmaya başlıyor. O nedenle de baş dönmeleri olabiliyor. Burada yapacağımız şey kendimizi asla zorlamadan kendi solunum kapasitemizle. Yani böyle aldım, verdim, asla böyle bir şey yok. Yani Başkası demek. sizin soluk alıp verdiğinizi fark etmeyebilir bile yani o şekilde. Alıyorsunuz, veriyorsunuz. Yani bir isterseniz 3 defa ya da 6 defa yapalım. Ben biraz daha hızlı sayarak. Gibi, hani dışarıdan bir izleyiciymiş gibi yapacağım siz Tamam. verin. Şimdi soluk alıp verirken omurgamız dik duruyor. Eğer oturuyorsak aslında ayaklarımız şöyle yere dizlerimiz paralel o 90 derecelik açıyı korumamız gerekiyor kalça diz arasında. Ayaklarımızın altına bir yükselti koyuyoruz. Omuzlarımız işte rahat, böyle çok stresli değil. Ellerimizi nereye koyalım derler hep. Yani dizlerinizin üzerinde durabilir. İsterseniz hani böyle de yapabilirsiniz. Diyaframda onu genellikle yapıyoruz. Ben dizlerimin üzerine koyuyorum. Tamam, ben Dilimiz nerede? Dilimiz üst damakta. Dil ucu ateş noktası dediğimiz bu üst iki ön dişimizin hemen üst damakla birleştiği noktada. tamam. Bu ateş noktası dediğimiz yer ve dilimizin üst damakta durması da yine aynen bebeklerin kullandığı pozisyondur ve bizim omurga sağlığımız için çok değerli bir pozisyondur. Gün içinde mutlaka biz bu pozisyonu korumamız lazım. Dilimiz nerede durmalı diye bir post yapmıştım. Tamam. Çünkü stresli bireylerde dil aşağı düşüyor. Onu yukarı kaldırmamız gerekiyor. Dilimiz yukarıda üst damakta ve dil ucu ateş noktasında durduğunda zaten ağız solunumu da yapmakta güçlük çekiyoruz. Çok güzel bir şey. Evet. Burnumuzu kullanmaya itiyor bizi. Dolayısıyla bu pozisyonda sadece burnumuzdan alıp veriyoruz Ağzım ve ağzımız kapalı. Dişlerimiz ayrık, dişlerimiz birbirine değmiyor. Dil üst damakta, dil ucu ateş noktasında. Dişlerimiz ayrık ama ağzımız, dudaklarımız kapalı. Sadece burnumuzu kullanıyoruz ve ben sayıyorum. 5 sayıp alacağız, 5 sayıp vereceğiz. Gözlerimizi kapatabiliriz, kapatmayabiliriz de. Alıyoruz. Ben zorlandım. Ben Tamam. zorlandım. Alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Alıyoruz. 2, 3, 4, 5. Veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Alıyoruz. 2, 3, 4, 5. Veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Alıyoruz. 2, 3, 4, 5. Veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Alıyoruz. 2, 3, 4, 5. Veriyoruz. 2, 3, 4, 5. Zorlandınız mı? Yok, zorlanmadım ama hastalarımda benim gözlemlediğim bir şey var hocam. Siz bu konuda şey yapabilirsiniz. Soluk alma eğer uzun sürse bile soluk verme daha hızlı oluyor. Onu nasıl şey yapabiliriz? Biz hep diyoruz soluk vermen almandan daha uzun sürmeli. Yanlışım varsa Evet. siz düzeltin. Evet. Bu egzersizin dışında yani küçük küçük şöyle başlatılabilir. Bu 3 sayıp alıp 5 sayıp vermek gibi. Yani nefes alma hızını daha kısa tutup o soluk vermeyi
daha adapte olmak üzerine odaklanabilir. Yani 3 sayıp aldım, 1, 2, 3, 5 sayıp verdim, 2, 3, 4, 5. En azından buna uyar. Ve gerçekten gün içerisinde soluk verme hızının daha yüksek, yani nasıl daha uzun olması zaten vagus aktivitesinin artması açısından da çok değerli bir şey. Çünkü bizim kalbimiz soluk alırken sempatik sistem aktivedir. Soluk verirken parasempatik sistem aktivedir. Soluk verme hızını uzattığımız zaman o süreyi parasempatik sistemi ister istemez daha uzun süre devrede tutmuş oluyoruz. Ve hep o sempatik sistemin karşısına çıkarmış oluyoruz. Burada yani 3'e 6 uygulanabilir ya da 2'ye 4 ile başlanır. Yani soluk alıp 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 gibi. Yani soluk alış süresini kısaltıp verişi saniye saniye artırarak gün içinde hasta bunu kendi kendine deneyebilir. Şu anda zaten onun için dedim hani 5 sayıp alıp 5 sayıp vermek de hiç solunum egzersizi yapmamış bireyler için zor gelebilir. Şöyle olur, hızlı sayarsınız önce hani 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra giderek onu saniye saniye saymaya başlarsınız. O şekilde olabilir. Gün içerisinde de dediğim gibi mesela 366 solunumu, onu şu anda yaptırmayacağım ama çünkü o soluk tutmaya da giriyor. 3 saniye al, 6 saniye soluğu tut, 6 saniye ver. Mesela bu da çok değerli bir otonom sistemi dengeleyen egzersizdir. Çünkü hem soluğu tutmak hem de vermek sırasında bayağı bir uzatmış oluyoruz o alışa göre süreyi. Ve o süreyi uzattığımız için de parasempatik sistem aktivitesini gayet güzel sempatik sistemin karşısına çıkarmış oluyoruz. Burada bir de benim çok sevdiğim bir solunum egzersizi daha var. Humlama, Brahmari, arı nefesi. Onu da yaptırmak istiyorum ben size. Bunu da hastalar yapabilirler. Bu gerçekten birçok özelliği var. Hani sadece hımlayarak vagusu titreştirmek anlamında değil, hımlamakla birlikte bizim burnumuzun içerisinde, burun boşluklarında nitrik oksit salınımını da arttırdığı gösterilmiş. Katlarca, yani sanıyorum 15-30 kat gibiydi. 15 katlı sanıyorum. Hımlayarak nefes verdiğimizde nitrik oksit de bizim için, burnumuz için çok güzel bir mikrop bariyeridir. Aynı zamanda oksijenasyonu artırır falan falan. Çok değerli bir moleküldür. O yüzden sabahleyin ben bu 5 al 5 veri yaptıktan sonra bir de Brahmari yaparım. Brahmari'yi, yani bu şu anda yapacağımız egzersizi özellikle uyku sorunu yaşayanlar, stresli olanlar lütfen gece yatmadan önce de yapsınlar. Çok güzel, parasempatik sistemi dengelediği için. Bunda da şöyle yapıyoruz. İsterseniz sadece kulaklarınızı kapatabilirsiniz. İsterseniz hiç kapatmadan yapabilirsiniz, gözler kapalı. Ben en kadim formuyla yapıyorum, bunu çok seviyorum. Çünkü o formuyla, şu tutuşlarla bütün o rezonansı hissediyorum aslında. Şöyle yapıyoruz, kulaklarımızı şöyle baş parmaklarımızla kapatıyoruz. İşaret parmaklarımız şöyle alnımızın hemen üst noktasında. Diğer üç parmağımız da şu şekilde, şöyle görüyor musunuz? Geliyor. Aynen, çok güzel. Evet, bu pozisyondayken nefes alıyoruz ve biraz uzatarak, hımlayarak veriyoruz. Şimdi ben alalım diyeceğim, alalım, sonra da verelim hımlayarak. Nereden? Nefes alıyoruz, burnumuzdan nefes alıp veriyoruz. Ağzımızı hiç açmıyoruz. Hımlama burundan. Alıyoruz. Bir kere ben yapayım isterseniz, bir bakın. Alıyorum. Veriyorum. Bu şekilde. Bunu 7 kez, 10 kez yapabilirsiniz. Bu yarattığı, hım sesinin yarattığı rezonansla birlikte hem beyin dalgalarını dengelemesi, hem vagusu aktive etmesi, hem nitrik oksiti salgılaması gerçekten çok dengeleyici bir etkisi var ve ben normalde Brahmari'yi yaparım, ondan sonra meditasyona geçerim mesela. Bunu her gün olan hastalarımı önereceğim hocam, gece diş sıkması olan hastalarımız. Lütfen yapsınlar. Bunda da aynı şey geçerli. Yani dil üst damakta, dil ucu ateş noktasında,
Gözlerimizi kapatıyoruz. İsterlerse hani şu zor gelirse sadece gözlerini kapatıp kulaklarını kapatabilirler. Çünkü kapattığımız zaman o rezonansa titreşimi daha iyi hissediyoruz açıkçası. Şart da değil, kapatmadan da ben çok yoğun hissemiyorum diye hımlanabilir. Çünkü gün içinde de hani nefes olarak değil, sadece hımlamak da çok güzel parasempatik aktivasyon için. Yani dolaşıyoruz. Çevreden gelen tepkilere hazır olarak tabii ki bu şekilde yapmak da çok değerli. Bu solunum egzersizleri işte yavaşlatmak, soluk veriş hızımızı daha uzun sürede yapmak ve bu arı nefesi, bunlar çok değerli uygulamalar. Bu üçünü özellikle vurguluyorum ben. Hani bunu hastalarınıza önerin ve egzersiz olarak. Bramari'yi hem sabah hem akşam. Aslında bu kadim bilgilerde minimum 7, maksimum 17 denir ama ben de sabahları bir 7 kez, 10 kez yapabiliyorum. Hani istedikleri kadar, rahatsız olana kadar da aslında yapabilirler. Zaten 7-10 tane de yetiyor bu nefesi yapmak için. Onun dışında bir takım başka egzersizler var. Şimdi meditasyon çok ayrı bir yerde. Yani meditasyonun kendisi, ben hastalarınıza lütfen meditasyonu da önermenizi rica ediyorum. Çünkü meditasyon başlı başına bir stres panzehiri teknoloji olarak şu anda gösterilmiş durumda. Yani ben burada artık meditasyon şu işe yarar, meditasyon bu, böyle bir şey yok. Çünkü onlarca, yüzlerce literatür birikmiş durumda burada. Beyin araştırmaları, hormonal araştırmalar, başka vücut beden dengeleri, stres algıları. Yani düzenli olarak meditasyon yapıldığı zaman birçok yöntemi var. Hangi yöntem onlara uyarsa, mesela ben mantra meditasyonu yapıyorum. Yani mantra tekrarıyla kendi kendime oturuyorum ve bir takım mantralarım var. İşte aham var, soham var, namahalar var, omlar var. Onlarla o mantraya odaklandığınız zaman ana farkındalığınız kolaylaşıyor ve beyninizdeki o düşünce akışını ona sabit takılmaktansa sadece izliyorsunuz. Çünkü sizin dikkatiniz mantrada oluyor. Ve böylece farkındalığınızı yükseltmiş ve o beyin dalgalarınızı, zaten meditasyonda amacımız o analitik beyinden, o beta dalga frekansından alfaya inmek, hatta tetaya, yani yavaşlatmak, beyin dalgalarımızı yavaşlatmak istiyoruz. Beynimizi dinlendirmek istiyoruz. Bunu da düzenli olarak yaptığımızda, yani tek başına meditasyon strese karşı bir panzehir ve bunu düzenli yaptığımızda kesinlikle stres algımız değişiyor. Duygusal beyin dediğimiz o amigdala bölgesi vesairenin küçüldüğü gösterilmiş. İşte düşünen beynimiz daha aktif oluyor. Tepkilerimiz ona uygun olarak çok daha sağlıklı tepkiler haline geliyor. O nedenle onu bir ayrı yerde tutalım. Hatta vagus için sevgi şefkat meditasyonu vardır. Yani böyle oturursunuz, isterseniz güzel bir sizi rahatlatan müzik açabilirsiniz. Ve o sırada yaptığınız şey, İşte ben değerliyim, ben güvendeyim, ben seviliyorum, ben sevgi içeriyorum gibi kendinizi rahatlatan küçük cümlelerle, sonra bunu hatta çevrenizdekilere, yakın çevrenize, işte hatta sevmediğiniz insanlara yönelterek, bunun böyle geniş sevgi şefkat meditasyonunun farklı çerçeveleri var. Ama sadece kendimiz için bile yapsak, ben değerliyim, ben seviliyorum, ben güvende hissediyorum. Ben işte kendiniz için ne ifade ediyorsa o kelimeleri söyleyerek böyle bir meditatif süreç içerisinde olmanız da çok değerli, vagusu aktive etmek için. Çünkü şükretmek, sahip olduklarımızın farkına vararak şükretmek de vagus aktivasyonunda gerçekten çok önemli olduğu gösterilmiş. Hastalarınız için ben bir de göz egzersizi söylemek istiyorum. Ben mesela bunları da yapıyorum. Bu göz egzersizlerinden bazıları gün içinde de yapılabilir. Ben bir tanesini yatınca yapıyorum. Çünkü göz kasları bizim parasempatik sistemle bağlantılı, okulamatör kaslar. Onları aktive ettiğimiz zaman parasempatik sistemi de aslında aktive ediyoruz. Şu şekilde, mesela gün içinde 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca bir 60 metre kadar uzaklığı hedefleyip oraya odaklanmak. Sadece oraya, 60 metre uzağa. 20 dakikada bir, mesela ofiste çalışıyorsunuz ya da hastanede, kendinize göre öyle bir metrik hesap yaptınız. 20 saniye sadece o noktaya bakıyorsunuz, sonra aktivitenize dönüyorsunuz.
Ya da şöyle, ben bunu çok seviyorum. Şimdi parmağınızı, bu parmağı biz gözümüzün önüne yaklaştırdıkça öyle bir noktaya gelir ki iki görmeye başlarız. Yapın isterseniz siz de şöyle parmağınızı yaklaştırın. Bizi izleyenler de yapabilir. O parmağı artık tek değil de iki gördüğünüz noktaya geldiğinizde parmağınız orada kalsın ve Evet. siz bakışlarınızı parmağınızdan uzağa götürün. Parmağınızın üzerinden uzağa bakın şimdi. Bir uzağa bakın, bir parmağınıza bakın. Yine o çift parmağı görünce, Tamam, ben böyle başımı şey yaptım da. evet, Gözler. başınızı oynatmıyorsunuz. Gözünüzle hiç oynamıyorsunuz. Gözünüzü sadece bakın, ben parmağıma bakıyorum. Şimdi uzağa bakıyorum. Şimdi tekrar parmağıma getirdim. Çift görüyorum. Şimdi tekrar uzağa bakıyorum. Tekrar parmağım. Bakın başım ve parmağım değişmedi yeri. Sadece gözlerimi değiştiriyorum. Uzak parmağım. Çift görüyorum. Uzak parmağım. Çift görüyorum. Çok güzel ve çok değerli bir egzersizdir. Tamam, gerçek. Çok çok rahatlatıcıdır. Ve ben en çok rahatlatıcı olanı da söyleyeyim. Bunu ben gündüz değil, gece yatarken yapıyorum. Çünkü gündüz böyle ensemizi, o oksipital kısmı da tutmak zor geliyor bana. Gece böyle yastığı koyuyorum başımın altına. Şu boyun bölgem de desteklenmiş oluyor. Bunu şöyle, bunda da yine göz kaslarımızı. Ben tabii tavana bakıyorum gece yatarken. Başımı hiç oynatmıyorum. Gözlerinizi önce sağ tarafa doğru. Şimdi mesela başımızı hiç oynatmadan ellerimizi de mecburen böyle koyalım. Şöyle koyun şu bir bölgeye. Şimdi başımızı hiç oynatmıyoruz ve gözümüzle sağ tarafa bakıyoruz ve bir 20-30 saniye orada kalıyoruz. Aslında bunun ideali 60-70 saniyedir ama şu anda çok süremiz olmadığı için böyle o bölgede gözlerimizi o sağ noktada, uç noktada başımızı oynatmadan tutuyoruz. Ve öyle bir noktaya geliyor ki orada tutarken bir iç çekme ya da bir rahatlama hissediyorsunuz. Evet. Ve ben aslında rahatlamayı ne zaman hissediyorum biliyor musunuz? Gözlerimi normale getirdiğim zaman. Şimdi oradan normale getirdik. Mesela şu anda oldu. Tekrar sol tarafa getiriyorsunuz gözlerinizi, sola. Yine orada da aynı şekilde tutuyorsunuz. Uzun uzun. Biz sadece göstermiş olalım burada. Sonra tekrar normale getirdiğinizde ben böyle gözlerimi normale döndürdüğüm zaman kesinlikle bir iç çekme hareketi oluyor ve inanılmaz rahatlatıcı bir egzersiz. Hani uyku sorunu olanlar gece uykuya yatmadan önce yattıkları zaman mesela bunu yapsınlar. Kesinlikle hem otonom sistemi dengelemek ve rahatlatmak anlamında çok güzel. Onun dışında vaktimiz hala var mı bilmiyorum. Ben hala Yani anlatacaklarım var. bir süreyi bilmiyorum hocam. Ben ilk defa konuk alıyorum canlı yayın. Sanıyorum 1 saat gibi bir süresi var. Sonuna gelmiş olabilir miyiz bilmiyorum. O kadar değerli, o kadar güzel ki ben kapatmak istemiyorum. Eminim için de aynı şekilde. Eğer sorun olmuyorsa ben devam edeyim ama otomatik kesilirse Instagram yayını, o yüzden söyledim. Kesilmiyor mu normalde? Bilmiyorum. Olursa yine şey yaparız hocam. Tamam, peki. Verdiğiniz şeyler oluyor galiba, eğitimler. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz bize şeyden sonra, egzersizlerden sonra? Katılmak isteyenler için, meslektaşlarımdan olabilir, Tamam. fizyoterapistlerimden diye Olabilir. olabilir. Ben fizyoterapist arkadaşlarımızın da sizi tanımasını isterim. Çünkü çok bağlantılı. Yani sizin yaptıklarınız, öğrettikleriniz bizim alanla çok alakalı. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben çok mutlu olurum. Hı. Yani şöyle, kulak egzersizlerinde de yine vagusun şey yaptığı, hani bağlantıları olan bir organımız kulak ve kulak biliyorsunuz bizim akupunkturla çok eşdeğerdir. Hani akupunktur geldiği zaman ilk kulakla tanıştık. Aslında o zamanlar vagus falan bilmiyorduk. Tabii akupunkturda yapılan iş vagusu aktive etmek. O zayıflama işinde de vagusu aktive ettiğiniz zaman tokluk merkezlerini uyarıyorsunuz. İşte iştahınız kapanıyor falan. Şu anda biz kulaklarımızın içine bir takım elektrotlar yerleştirerek ve orada vagusu uyararak işte tedaviye yanıt vermeyen majör depresyon hastalarını, epilepsi dediğimiz bu sürekli nöbet geçiren hastaları tedavi etmeyi konuşuyoruz ve ediyoruz da. Yani o kadar değerli.
Dolayısıyla bizim kulaklarımızla da oynamamız lazım. Yani nasıl yapacağız? Aslında kulağım şu işaret parmağınızla kulaklarınızın böyle içine yani bu iç boşluğuna aynen gün içinde mesela önce öne doğru bir 10 saniye şöyle çekebilirsiniz. 10 saniye. Ben şimdi kısa kısa yapalım. Sonra arkaya doğru tekrar aynı kulak kepçelerimizden öyle bir 10 saniye kalıyorsunuz. Aşağı doğru çekiyorsunuz kepçeyi içinden. Sonra yukarı doğru. Şu anda mesela iç çekmem oldu. Yok, Ve bile faydası varsa yani hastayı. evet ve şöyle kulak kepçelerine masaj yapmak. Yani şöyle 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 bütün kepçeye sürekli olarak masaj yapıyorsunuz. Şöyle 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 bu masajları 10 saniye, 20 saniye yapabilirsiniz. Aşağı çekiyorsunuz kulak memenizden şöyle 45 derece açıyla dışa doğru. Yukarı çekiyorsunuz yine kulak memenizden. Ben bunu sevgili kontuma yapıyorum. Çok mutlu oluyor. Köpeğimiz var evde. Çok rahatlıyor böyle kulaklarını çekiyorum. Ve şöyle vakumlarız ya kulaklarımızı. Şöyle kapatıp Ha. böyle birkaç kere bunları yapmak. Yani bu kulak egzersizleri de çok vagusu aktive etmek ve otonom sistemi dengelemek için çok değerli egzersizler. Dolayısıyla bunların yapılması bence stres yönetimi adına çok faydalı olur diye düşünüyorum. Onun dışında beslenmeye hiç değinmedik ama bakın uzun vadede bağırsak sağlığımız bizim vagusumuzun sağlığı adına çok önemli. Çünkü vagus siniri bizim bağırsaklarımız aracılığıyla bağırsaklarımızın sağlığını beyne mutluluk sinyalleri olarak götürüyor. Hani ben böyle ifade edeyim. Eğer biz yediğimiz, içtiğimiz şeylerle yani temiz beslenmek, bol bitkisel beslenmek, bol lifli beslenmek, işte bu mikrobiyatamızı besleyecek şekilde hani probiyotik, prebiyotik dediğimiz fermente gıdalar almak, bol lifli gıdalar almak, temiz gıdalar almak ve bol güneş ışığında kalmış bitkilerle mesela beslenmek. Bunlar bizim bağırsak sağlığımıza çok iyi geliyor ve bağırsaklarımız mutlu olduğu zaman mesela bu hassas bağırsak sendromunda da vagus çok baskılanmıştır. Yani sempatik aktivasyon çok artmıştır. Bizim bağırsak sağlığımız iyi olduğu zaman bağırsaklarımız aracılığıyla vagus üzerinden beynimize mutluluk sinyalleri gidiyor. Mesela serotonin sentezi bizim mutluluk hormonumuz serotonin. Bağırsaklarda bu neredeyse %60-70'e varan oranda mikroorganizmalarla yani mikroplar aracılığıyla sentezlendiği gösterilmiş. Yani bağırsaklarında mikrop olmayan fareler serotonin sentezleyememişler. Ancak %20 kadar olmuş. Dolayısıyla bizim bağırsak mikrobiyatımızı, o bağırsak sağlığımızı düzgün yönde çalıştırmamız ve onun aracılığıyla da beynimizi mutlu etmemiz gerekiyor. Bağırsaklarımız mutsuzsa bu stres yönetimlerini istediğimiz kadar yapalım. Mümkün değil mutlu olmamız. Yani öncelikle bağırsak sağlığımızı mutlu edeceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Sirkadyen ritimlere uygun besleneceğiz. Yani gece uykuya yatmadan 3-4 saat önce yemeği kesmemiz lazım. En güçlü öğünümüz öğlen olması lazım. Mümkünse kahvaltıyı atlayabiliriz. Yani çocuklardan bahsetmiyorum tabii ki. Ben çok uzun zamandır hiç kahvaltı yapmıyorum. İlk öğünümü 11-12 gibi yiyorum. En güçlü öğünüm. İki öğünde saat 6'da da bitiriyorum. Ondan sonra sabaha kadar da sadece sıvı alıyorum. Yani kalori değeri olmayan bir şey. Ve inanılmaz fark ettiriyor. Vücuda dinlenme, bağırsaklarımıza sindirme, beynimize onarma, tamir etme şansı vermiş oluyoruz. Çünkü yemek yediğimiz takdirde vücut hala sindirimle uğraşıyor. Bir sürü işlerle. Halbuki o sırada başka yapması gereken işler var. Biz ona fırsat vermemiş oluyoruz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat ediyoruz. Bu arada egzersiz vagusu çok güçlendirir ama böyle haldır haldır egzersizler değil. Haftada birkaç kez 30-40 dakika yürüyüş temposu, konuşma temposunda yürümek. Yani o benim için mesela saatte 5 kilometre hızla yürümek konuşma temposundadır. Sohbet eder hızla yürümek. Yürürken arada bir nefes tutma egzersizleri yapmak mesela 5-10 adımda nefes almadan yapmak falan gibi. Bunlar da vagusu güçlendirir. Yoga aktiviteleri, şarkı söylemek, hatta çok meşhur Mozart'ın 545 ve 448 nolu
piyano sonatları. Bunlar 0-1-0-4 Hz aralığında. Bu tınılar bizim vagusumuzu güçlendirmek için çok önemli. Ama bu sonatları böyle koyacaksınız ve meditasyon yapar gibi dinleyeceksiniz. Yani odanıza geçeceksiniz, bunu açacaksınız YouTube'da. Kendinizi sanki meditasyon aşamasına sokar gibi, hani vagusunuz dinlendirdiği için o şekilde. Araba kullanırken değil mesela. Açayım da Mozart'ın 545'ini dinleyeyim gibi değil. O şekilde söyleyeyim. Neydi? Trafik. Özellikle İstanbul'da diyorum, trafikli saatlerde. Aynen, aynen. Dolayısıyla yani aslında gerçekten bütün bunlar, gördüğünüz gibi aslında bu yaptıklarımız bizim sağlıklı yaşamımızın da anahtarı olan şeyler. Ve bu anahtarları kullandığımızda işte vagusumuzu, parasempatik sistemi aktive etmiş oluyoruz. Ve zaten bütün bunların sonunda da artık bizim stresle ilgili çok büyük sorunlarımız kalmıyor. Nasıl diyeyim, hani onu kontrol etmek, onu manipüle etmek bize kalmış oluyor artık. O bize zarar vermiyor, biz onu yok ediyoruz. Onunla ilgili algımız değişiyor çünkü tepkilerimiz değişiyor. Ve gerçekten daha mutlu, daha sağlıklı bireyler oluyoruz. Özellikle bu pelvik taban sağlığı, işte bağırsak sorunları vesaire, solunum egzersizleri, meditasyon, bu söylediğim beslenme, bu egzersizler kesinlikle çok işe yarayacaktır. Yani çok faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel bilgiler verdiniz hocam. Doğru bildiğimiz bazı yanlışları da söylediniz. Ben kahvaltı yapmıyorum. Buradan annem duyuyorsa yıllardır bu alışkanlığı edinemiyorum hocam ve ben bunu yıllarca kötü bir şeymiş gibi algıladım hep. Bana çünkü kahvaltı yapman lazım. İşte o yüzden zayıf kalıyorsun. Halbuki ben kilomdan gayet memnunum. Hep kahvaltı yapman lazım. Kahvaltı yapman lazım. En son diyetisyen bir arkadaşımla konuştum. Hani bu bir problem mi? Benim kahvaltıya canımın istememesi, yapmamam. Aslında doğru olan buymuş. Evet. Sadece hep bu öğretildi yani. Yanlış öğretildi. Kahvaltı yapman lazım. Kahvaltı çok önemli. Hep şeye alışmışız ya, Türk mutfağının işte Türk kahvaltılarına, ama benim yurt dışından arkadaşlarım da kahvaltı yapmıyor aslında. Ya da çok basit işte şeylerle ceviz yiyebiliyor. Yani illa böyle büyük sofralar falan kurulmasına gerek yok. Protein alması yeterli diyor onun için. Bunun için ayrıca... Kesinlikle. Buradan annem duyuyorsa... Şöyle... Sabahleyin, sabaha karşı bu kortizol yükseliyor ya, kortizol yükselince o otomatikman bizim kan şekerimizi yükseltiyor zaten. Bir de kahvaltı yaptığımız zaman o kan şekerine ekstra, hele bizim Türk tipi kahvaltı, yani inanılmaz her şey var. Kan şekerine bir tavan yaptırıyoruz ve insülinimize de inanılmaz bir zirve yaptırıyoruz. Biz aslında insülinimizi de çok böyle oynatmayı istemiyoruz, biliyorsunuz. O nedenle hani o bir iki ceviz, evet, belki bazen şey olur, hani ilaç kullananlar oluyor, hani tok mideye almamak, aç mideye almamak gibi bir takım ön yargıları olabiliyor. Ya da mutlaka yapılacaksa, gün içinde başka yeme fırsatı yoksa, öyle biraz önce söylediğiniz gibi protein, sağlıklı yağlardan zengin, işte ceviziydi. Belki bir yumurta olabilir, yani kahvaltı diyorsak artık. Yumurta mesela çok değerli bir besin. Embriyojenik besin deniyor artık ona da. Çünkü büyüme faktörleri vesaire var. Sadece onunla karbonhidratı düşük beslenebilir. Ama bizim yaşımızda kahvaltıya ihtiyacımız yok bizim. Yani 30 yaşından sonra bence yok zaten. Dolayısıyla rahat olabilir anneniz. Daha sağlıklı bir şey. Hatta kendisi de yapıyorsa yapmasın. eğitimlerden bahsedecektiniz hocam. Yani şöyle, hatta çok yakında burada ilan edeyim. Ben yarın ilan etmeyi düşünüyordum. Bu solunum egzersizlerini online düzenli olarak her perşembe saat 11-12.30 arasında açmayı planlıyorum. Ve işte sırayla bu 4 modüldür. Aslında ilk modülde doğru solunum, diyaframı doğru kullanmayı öğreteceğim. Ondan sonra da işte bir modülde stres yönetimi, bir modülde karbondioksit toleransı, bir modülde nitrik oksit nasıl yönetebiliriz? Böyle modül modül gidecek ve 4 modülde tamamlanacak. İlk modülü almak zorunlu. Ondan sonraki modüllerde istediklerini alabilirler. Yani ben sadece doğru solunumla ilgileniyorum derse tek bir modülü alır bitirir. Ama ben bunu her perşembe, yani 4 modülün sonunda ondan sonraki perşembe yine ilk modülden başlayıp böyle tekrarlı hale getireceğim. Hani kaçıranlar için de böyle bir aktivitem olacak.
Yine önümüzdeki hafta sonu bir menopozu nasıl yönetiyorum diye çok mini bir eğitim planlıyorum. Çok soru geldi o konuda menopozu yönetmekle ilgili. Onun dışında bireysel olarak ben direkt solunum öğrenmek isteyen, meditasyon öğrenmek isteyen veya well-being felsefesini topyekün öğrenmek isteyen arkadaşlarıma ya da danışanlarıma bu eğitimi veriyorum. Well-being felsefesinde ayurvedik bünye tiplerine de giriyoruz. Karşımızdaki bireyin bünye tipini önce saptıyoruz. Ona uygun işte dengesizlikler varsa dengeliyoruz. O şekilde. Kurumsal eğitimler, bir kataloğum var. İşte kurumsal eğitimlerde de yine stres yönetimi, çok geniş yelpazede sağlıklı beslenme, işte vagal egzersizler, hormonlar, bütün bunlarla ilgili eğitimlerimi arzu edenlere veriyorum. Bireysel anlamda dediğim gibi 3 aşamada well-being danışmanlığı, solunum, meditasyon. Grup eğitimlerimde mutlaka zaten açtığım zaman haberleri olur takip eden arkadaşların. Hem Instagram'ımda hem de web sayfamda ilan ediyorum eğitimlerimi. Ben fizyoterapist arkadaşlarım için de ayrıca sizden bir eğitim talep edeceğim hocam. Olur, tabii ki. Çok mutlu olurum. Yönlendirmek isterim. Tamam, çok güzel olur birlikte. Galiba arkadaşlarımız bize soru sordu. Ben onları kaçırdım. Sorunuz varsa arkadaşlar şimdi sorun. Daha sonra yayını kapatmamız gerekiyor. Ben onları kaçırdım hocam. Sizi o kadar pür dikkat dinliyorum ki. Burada ben de arada takip etmeye çalıştım ama direkt soru olarak bir şey görmedim. Bilmiyorum. Sorusu olan arkadaşımız olursa Bir şöyle söyleyeyim. Heh, buyurun. müzisyen arkadaşımız hani onlar şey olarak solunum olarak biz ne yapabiliriz dedi. Çok ağızdan alıp veriyorum dedi. Eğer buradaysa o arkadaş tekrar sorabilir mi? Müzisyen mi? Müzisyen evet. Yani çoğu şey demiş yayını kaydetmemizi istemiş. Şöyle söyleyeyim, müzisyen arkadaşımız tabii ki şarkı mı söylüyor acaba bilmiyorum. Eğer şarkı söylüyorsa şarkı söylemesi başlı başına bir vagal aktivasyon. Yani çok güzel, muhteşem. Ha? Okumadıysam enstrüman çalıyordu. Ha, enstrüman çalıyor. Yani o enstrüman çalarken yapacak bir şey yok tabii ki. Ama o enstrümanı çalarken de burundan soluk alıyordur zaten. Ve enstrümanı çalarken ağızdan kontrollü veriyordur muhtemelen ve o işi yaparken hem diyaframını etkin kullanma olayını da çok güzel yapıyordur. Ağızdan nefesin kontrollü olarak verilmesi de yine karbondioksitin ani kaybedilmemesi anlamında çok değerli. O nedenle o yapacak bir şey yok tabii. Yani o şekilde devam edecek ama enstrüman çalmadığı sırada da sadece burun solunumu yapmaya devam etmesi gerekiyor. Hocam, nefesli enstrüman çalanlara önerileriniz var mı? Ağzımız açık ve ağızdan hızlıca nefes alıyoruz. Yani enstrüman çalarken bence hani o çalmayı bıraktıklarında ağızdan değil burundan almaya alışmaları lazım. Yani burundan alıp ağızdan o enstrümanı verirken. Çünkü onlar muhtemelen şey yapıyor. Yapıyor olabilir. Bence orada burun solunumuna geçmelerinde fayda var. Hatta bir yüzerken ben ağız solunumu yapıyorum diyen bir danışanım olmuştu. Orada da mesela aslında sadece burun solunumu yaparak yüzüldüğünü öğrendim ben. Yani burundan nefes alıp verirken. Dolayısıyla bunun çözümlerini aramak lazım. Burun solunumu çok değerli bir solunum. Evet, tabii ki ağızdan üfleyerek o enstrümanı çalıştıracak ama alma kısmını en azından burundan yapıp ve enstrümanı üflemiyorken de yine burnundan vermeyi, yani bu egzersizi kendisine sık sık tekrarlatarak alışkanlık haline getirmesi lazım. Aksi takdirde o ağızdan alıp vermek uzun sürede çok farklı, sağlığa zararlı yani öyle söyleyeyim. Bir sorumuz daha var hocam. Menopoz yönetimiyle ilgili çalışmanız ne zaman olacak demiş. Onu cevapla. Haftaya cumartesi planlıyorum. 1,5 saatlik bir mini eğitim olacak. Cumartesi günü 14-15.30 yayınlayacağım. Web sayfamda da Instagram'da da duyuracağım. Bir Reels videosu da hazırlayıp çekeceğim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yayını kapatalım yavaş yavaş. Vaydi hocam ameliyat olacaktım. Burun kemiğinde eğrilik vardı pandemiden dolayı olamadım. Soruyu anlamadım ben burada. Evet, sonuçta şey demiş. En doğrusu burundan almak mı? O mu? O orada bir soru göremedim. O yüzden yanıt veremedim. Evet, en doğrusu burundan almak, burundan vermek. Eğer burunda bir engeli varsa, nefes alıp vermesine engel olan bir deviyasyon
kemik vesaire falan. Ameliyat olup tabii ki o sorundan kurtulması ve ardından tamamen sağlıklı burun solunumuna geçmesi çok güzel olur arkadaşımızın. Tamamdır. Başka soracağınız bir şey var mı? İzleyicilerimize soruyorum. Çok güzel bilgiler edindik hocam bugün. Ben de çok güzel şeyler öğrendim. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz Fatma Hanım. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Yani daha sonra arada bir yayınlarımıza yine devam ederiz olmazsa. Arkadaşlarımızın soruları varsa yine Instagram üzerinden de bize iletebilirler. Her zaman yanıtlamaya çalışıyorum ben de gelen soruları arka planda. Menopoz nasıl kontrol edebiliriz? Ben hep stresli kalıyorum. Hoca zaten bununla alakalı az önce açıkladı. Evet. Katılabilir hocanın eğitimine. Tamam. Cumartesi günü değil mi hocam? Evet, cumartesi günü. İlan edeceğim. Aslında takip ederlerse görürler. Size teşekkür ediyorlar. Oradan belki siz Çok, o... evet ben de görüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Benimle, bizimle birlikte olduğunuz için bu akşam hani prime time ama sevgili takipçilerimiz bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkürler. Biz sadece canlı yayından bile bu kadar şey öğrendiysek yani eğitimleriniz nasıl geçiyordur be, tahmin edemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dur anlattınız. Hepimizin anlayacağı şekilde anlattınız. Yani sadece sağlıkçı arkadaşlarımın değil, diğer izleyicilerimizin de çok rahat anlayabileceği şekilde anlattınız. Çok güzeldi. Yayını Çok kapat. teşekkürler. Ama Tamam. yavaş. Bence kapatalım artık. Özel sorum olacaktı hocam. Bunu sorayım mı sormayayım mı 2 gündür düşünüyorum. Ama cevabı belli zaten hani bu alana yönlendiğiniz için. Menopozla alakalı sorularınızı cumartesi günü hocaya sorarsınız olur mu? Yavaş yavaş. Evet. Hocam Evet. siz çok temiz ve çok güzel. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bu benim özel sorum. Cildiniz Pardon? temiz. Ha Çok cildim. Yani sanıyorum yani genel olarak cildimde hiç sorun olmadı aslında benim ama şu anda da belki ışığın etkisi olabilir, bilmiyorum makyajın etkisi olabilir. böyle. Genelde cildimi korurum. Çok saçma sapan şeyler sürmem ve beslenmeme dikkat etmekle gerçekten bu felsefeyle birlikte genel olarak cildimin ışıltısının değiştiğini gerçekten çok net olarak söyleyebilirim. Bu yani solunum, sindirime uygun, bu felsefeye uygun yaşamak sizi her şekilde sağlıklı kılacak. Bunu çok net olarak ifade edebilirim gerçekten. Çok güzel hocam Çok ben biraz teşekkür ederim. Hani böyle bir net bir formül yok. Temizliğe dikkat ediyorum. Yani her şekilde çok fazla karıştırmam, çok fazla şey sürüp sürüştürmem çok nettir. Hani gece yatarken bir bakım kremim olur olmaz, bir serumum olur sadece. Gündüz de sadece bir nemlendiricim olur. Hafta içinde çok fazla hani makyajsız dolaşırım zaten. Şu anda çekimler için arada yaptırıyorum. Öyle, öyle. Çok karıştırmamak lazım. Cildimize net, temiz, iyi bakmak lazım bu şekilde. hocam. Genel olarak Tamam. enerjiden çok memnun kaldıklarını söylüyorlar. Enerjinizi çok Ay, sevmişler. çok teşekkür ediyorum. Ben Hep. Umarım kaydedebilirim. Ben ilk defa canlı yayın açıyorum. Yani kendim açıp davet ediyorum. Ama olmazsa tekrar yaparız değil mi hocam? Olur tabii ki yaparız. Tamam. Bitiriyor muyuz artık? Hiç istemesek de bitiriyoruz artık yavaştan hocam. Tamam. Değerli Bu bir kayıt olayı olursa ben de kendi sayfamda da yanıtlam şeyi paylaşmayı çok arzu ederim Fatma Hanım. Kaydedebilirsek eğer çok tamam. güzel olur. Tamam ben ona bir bakayım o zaman hocam. Olmadı Tamam. bir de kaydederiz. Çünkü çok güzel bilgiler var bu canlı yayın içinde. Umarım kaydedilmiştir. Tamam. Peki. Çok teşekkürler. Güzel saygı. Herkese, katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, güzel bir pazar diliyorum. Hoşça kalın. Bir sözünüz var sizin videoları bitirirken. Ha, dengede ve mutlu kalın. Evet. Evet. Tamam. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.